Sayın Sevgili Başkanım, siz falan demişler. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Sayın Vekilim. Nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Saygıdeğer akademisyenler, kıymetli basın mensupları ve değerli misafirler. Bugün ve hedef pazar merkezi, dijital pazarlama uygulamalarıyla destinasyon pazarlamasında yeni eğilimler ve iyi uygulamalar. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak YÖK'ün Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi'ne turizm alanında başvurarak ülkemiz ve bölgemiz turizminin gelişimine katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi üretme, nitelikli personel ve akademisyen yetiştirme amacımız kapsamında turizmle ilgili branşlarda hali hazırda yaklaşık 1210 lisans, 1100 lisans ve 200 lisans üstü öğrencimiz, 3 doktora ve 4 yüksek lisans programımız ile Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli eğitim ve araştırma kurumlarından biriyiz. Himayelerinde gerçekleştirilen böylesine kapsamlı bir çalıştayda bizlere gösterdiği liderlikten dolayı Sayın Nevşehir Valimize, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımıza şükranlarımı sunuyor. Özverili çalışmalarından dolayı Turizm Fakültesi ve Turizm Araştırmaları Enstitüsü öğretim elemanlarımıza, idari personelimize ve çalıştayda emeği geçen herkese en iyi dileklerimle teşekkür ediyor. Ortak akıl, istişare, birlikte düşünme ve uygulama kavramlarının değerine haiz olan bu çalıştayın, ülkemiz ve bölgemiz turizminin gelişimine önemli açılımlar ve büyük katkılar sağlaması temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, siyasi partilerimizin değerli il başkanları, sayın vekillerim, akademik camianın değerli hocaları, ve kıymetli katılımcılar. Hali hazırda Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'mızın bu kültürel ve tabii güzelliklerini dünyaya daha iyi tanıtmak ve daha fazla turist çekmek amacıyla düzenlenen bu çalıştayı devletimizin ve siyasetin gücüyle birleştirerek değerli hocalarımızın bilgi birikimiyle, değerli turizmcilerimizin tecrübe birikimleriyle harmanlayarak bölgemizi daha fazla turiste tanıtmak amacıyla düzenlenen bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve tüm katılımcılara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Değerli misafirler, Kapadokya sahip olduğu doğal güzelliklerinin ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmanın vermiş olduğu kültürel zenginliğinin yanı sıra bu medeniyetlere ait birçok eserin yüzyıllardır korunarak saklandığı bir açık hava müzesi konumundadır. Nevşehir Kapadokya tanıtım stratejisinin oluşturulmasına yönelik belirlenen konuların uzman gruplar tarafından tartışılacağı çalıştayda Kapadokya ürün ve hedef pazar analizi, dijital pazarlama uygulamaları ile destinasyon pazarlanmasında yeni eğilimler ve iyi uygulamalar değerlendirilecektir. Düzenlediğimiz bu çalıştay ile ülkemize değer katan bu coğrafyanın tanıtımı ve markalaşması adına önemli bir adım atacağımıza inanıyorum. Bugün burada birbirinden değerli akademisyenlerimiz ve sektör paydaşlarımızın özverili çalışmaları ve fikirleri hedeflenen sonuca ulaşma noktasında önemli katkılar sağlayacaktır. Bu düşüncelerle çalıştayımıza katılım sağlayan başta Sayın Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan olmak üzere Sayın Milletvekillerimize, sektörümüzün çok değerli temsilcilerine, kurumlarımızın değerli temsilcilerine, akademisyenlerimize, sektör paydaşlarımıza, Kapadokya Alan Başkanlığı'na, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ve bizlere ev sahipliği yapan Sayın Rektörümüzün şahsında üniversitemize ve özellikle Turizm Fakültesi'ne teşekkür ediyorum. Çalıştayın Kapadokya turizmi için hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir düşündüm, acaba ben Kapadokya'ya nasıl bakıyorum? Aklıma Sayın İl Başkanımızla da konuşurken, pardon Belediye Başkanımızla konuşurken beraber aklımıza şu geldi. 80 günde devre alem vardı. Hatırlar mısınız? Balonla 5 hafta. Kapadokya'ya benim çocuklarım, ben de bakarken hafızamda peri bacaları üzerinden balondan bakarken böyle bakıyoruz. Aslında masalların şehri. Yani masallarımızda gerçekleştirmek istediğimiz, dokunmak istediğimiz
o hayallerimizin şehri Kapadokya. İnsanlar hikayeleri satın alıyor. Ve buranın hikayeleri çok fazla. Düşünün ki yerin altında katlar var, şehirler var. Acaba nasıl konuşmuşlar? Acaba nasıl yemek içmeyi getirmişler? Nasıl hava almışlar? Niçin aşağı inmişler? Bir sürü soru var. Herkesin soracağı ve cevabını duymak isteyeceği. O halde burada, hani bunu şunun için anlattım. Bir tanıtım stratejisi yapıyoruz ya, zihnimizde hayatımızda nereye denk düşüyorunun cevabını bulabilmek adına hani bir yaklaşım. Demek ki burası geçmiş hikayelerin, mitolojik hikayelerin ve masalların şehri. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu çalıştayın Kapadokya'mıza hayırlar, uğurlar getirmesini temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla. Burası neredeyse turizm manasında bizim de hayata gözlerimizi açtığımız yerdir Sayın Başkanım. Konuşmasında Sayın Valimiz de ifade ettiler. Turizm Fakültesi buranın, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'dur. Buradaki yüksek öğretimin de nüvesidir. Üniversite sınavına girdiğimde Türkiye'de 6 tane lisans düzeyinde eğitim müessesesi vardı. Ben Mersin mezunuyum. Nevşehir'de bunlardan bir tanesi. Böyle bir çatının altında, böyle bir kentte tanıtım konusunu konuşuyor olmak, tanıtımda yeni eğilimleri değerlendiriyor olmak bana ayrı bir heyecan ve mutluluk vermekte. Tabii sorularınıza geleceğim. Gelmeden önce kısa bir altyapı oluşturmama müsaade ederseniz. Tanıtım kavramı bence eski. Hani yeni trendler diyoruz ya. Artık her şey anlık değişiyor. Belki biz buradan biraz ironiyle konuşmak istiyorum. Kapıdan girdik, çıkıncaya kadar dünyanın birçok yerinde bir şeyler oluyor. O bir şeyleri biz uydu sistemleriyle, mobil teknolojilerle çok hızlı bir şekilde onlardan haberdar oluyoruz. Dünyanın bir tarafında esen minik bir rüzgar, öbür tarafta fırtına etkileri yapıyor. Ki turizm de bundan bağımsız değil. Kırılgan bir sektör, hassas bir sektör. En ufak bir şeyden etkileniyor ve bu bilgi akışı da hızlı bir şekilde gelişiyor. Twitter'dan tutun, Facebook'tan, bütün sosyal mecralar bu bağlamda önemli. O yüzden artık tanıtım kelimesinin eskiliğini düşünüyorum. Tanıtımda bir dayatmacılık var. Biz pazarlama karmasını, ben pazarlama hocasıyım. İngiltere'de doktoramı yaptım, Strathclyde Üniversitesi'nde. Turizm aracılarını çalıştım. Devlet bursuyla gittim. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin bursuyla yurt dışında 4 yıla yakın doktoramı yaptım. Pazarlama karması elemanlarından birisi olan ve onun da alt unsuru olarak, geleneksel olarak kalan tanıtım artık öldü diye düşünüyorum. Tanıtım değil, iletişim, pazarlama iletişim. Neden? Artık Cenab-ı Allah her insanın göz retinasından parmak izine kadar herkesi eşsiz, yürek yaratmış. Aslında bu dünyada, bu evrende her şey eşsiz. Bireyler eşsiz, insanoğlu eşsiz. O zaman biz rekabet gücümüzü artırabilmek için pazarla kuracağımız iletişimi kitlesel değil, her bir bireyi, her bir ortak pazar bölümünü daha küçük segmentleri bir arada görüp iletişim kurmalıyız. Bu böyle değil, ne istiyorsun? Bu var, ihtiyacını karşılıyor. İşte bu yüzden bu dijital platformlar tanıtımdan ziyade pazarlama iletişimini ön plana kurmalıyız. Biz iyi tanıtım değil, iyi pazarlama iletişimi, pazar iletişimi veya diğer ifadeyle oluşturduğumuz zaman başarılı oluyoruz. Geleneksel olarak pazarlama iletişimi veya pazar iletişimi üç tane amaç var. Bilgilendirme, hatırlatma, ikna. Hedef pazarı ne diyeceksiniz? Bilgilendireceksiniz. Biliyorsa zihinlerde kalın. Çünkü acayip bir bilgi bombardımanı var. İnsanlar bilgi altında devamlı hafızalarda kalmak zorundasınız.
İnsanlar yeri geliyor, bu kadar bilgi bombardımanının olduğu bir dünyada 10 dakika önceki olayı maalesef unutamıyor. Devamlı hafızalarda aktif bir şekilde kalabilmek için aslında iyi kullanmadığımız zaman çöplüğe dönüşen ama çok bilinçli, bilgili kullandığımız zaman da bizi yukarılara çeken bir dijital dünyada yaşıyoruz. Yapay zekaların olduğu vesaire. Dolayısıyla bilgilendirme, hatırlatma, ikna. Nihayet amacımız ne? Ticaret yapıyoruz. Para kazanacağız. Ürünümüzü sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmek için para kazanacağız. Yani tüketiciye bu ürünü, turiste bu ürünü satın alması için, yani buraya gelmesi için ikna edeceğiz. Satın alacak bugün veya yarın. Dolayısıyla dar manada veya geleneksel ol dediğimiz eski versiyonunda tanıtım olarak ifade ettiğimiz unsur bugün artık interaktif, etkileşimli iletişimi gerektiriyor. Evet, değerli başkanım, bu manada ifade ettiğiniz sorulara gelmek istiyorum. Çünkü biliyorum zaman baskımız var, diğer değerli konuşmacılarımız var. Kapadokya tanıtımında ne ön planda diye sordunuz herhalde, birinci sorunuz. Evet, birinci yani sorunuz. Önceliklerimiz ne oldu? Kapadokya'yı tanıtırken bizim birinci önceliğimiz acaba dijitale daha fazla yer veren bir anlayına mı gitmeliyiz? Yoksa Sayın Bakan'ın bıraktığı yerden baktığımızda, asmalı kulağa baktığımızda biz bazı manları Kapadokya'ya mı dair bir konu demişti Sayın Bakan. Acaba biz Kapadokya'ya şimdi baktığımızda, şu görsele baktığımızda biz balonu mu anlıyoruz, Kapadokya'yı mı anlıyoruz? Evet, tabii burada önemli olan Kapadokya'nın ürün bileşenlerine ona bakmak lazım. Bir bölgede, bir coğrafik alanda turizmi geliştirmek için 7 tane unsura ihtiyaç var. Neresi olursa olsun. Bunu İngilizce akılda kalsın diye İngilizler bunu şey demiş, 6A 1I. 6A hemen attractions, amenities, accessibility, activities, available to offer packages and sure services. Hemen Türkçesinden geçeyim. 6A'yı çekicilikler, ulaşılabilirlik, tesisler, faaliyetler, aktiviteler, tur paketlerinin varlığı ve destek hizmetler. Sağlık hizmetleridir vesaire iletişim. Ve 6A 1I, 6A'yı saydım, çekicilik, ulaşılabilirlik dedim, tesisler, amenities dedim, tur paketlerinin varlığı dedim ve faaliyetler, aktiviteler dedim ve destek hizmetler. I ne? İmaj. Dolayısıyla bir destinasyonda bunların olması lazım, ürün bileşenleri. Peki, Kapadokya'da çekicilikler. Burada boğal çekiciliğimiz var. Sanki ayrı bir gezegende gibiyiz burada. Şöyle baktığımızda balondan görüyoruz, biraz Sayın Bakanımız da ifade ettiler. Allah vergisi burada oluşmuş, yeryüzü hareketlerinden kaynaklanan bir yeryüzü şekli. Ama bunun yanında insan yapımı unsurlar var. Balon. Balon bunu tamamlayan, destekleyen bir ürün. Biz Kapadokya'yı pazarlarken çekirdek ürün, kolaylaştırıcı ürün ve destekleyici ürünle beraber Kapadokya'nın nihayetinde zenginleştirilmiş, genişletilmiş ürün boyutunu görmek durumundayız. Kapadokya'daki çekirdek ürün ne? Kapadokya'daki birinci çekirdek ürün buranın yaşam tarzı. Kapadokya'nın yeryüzü şekilleri, peribacaları. Biraz önce Sayın Bakanımız ifade ettiler. Neden o yerin altında yaşamış hikayesi? Neden o yemeği yemiş? Biraz sonraki paylaşım ekonomisindeki Airbnb'ler, cook and eat, bunları buraya koymamız lazım. O artık kitleselliğinden kurtulup, çünkü bugün dünyanın birçok yerinde gördüğümüz zaman artık kitle turizmi marketin rafında bir ürün. Bitti, tükendi değil. Türkiye bundan ciddi ekmek yiyor ama artık küçük pazarlara girdiğimiz zaman zengin turist, harcama parametresi yüksek olan turist, tırnak içinde Anadolu tabiriyle parasının hesabını yapmayan turist başka bir yerde test edemeyeceği, göremeyeceği
atmosferi yaşamamıştır. İşte Kapadokya'da bu var Sayın Başkan. O zaman Kapadokya'nın yeryüzü şekli, Kapadokya'nın mutfağı, Kapadokya'nın işte o Feriden türküsünde gördük, onu izlerken bir taraftan içimiz kıpır kıpır heyecanlanıyor ama bu sokakları görüyoruz, oradaki Kapadokyalı kadının ekmek yapış şeklini görüyoruz. Turist bunu görmüyoruz. Ben gastronomi turizmi dediğimizde masayı donattığımızı söyleyen ama obez turizmi diyor. Masayı donat, işkembeyi kübrayı doldur. Bu obez turizmi. Gastronomi turizmi, tohumdan tarlaya, tarladan hasata, hasattan pazara, pazardan mutfağa, mutfaktan sofraya, sofradan damağa, damaktan mideye. Bu zinciri sağladığınız zaman siz para kazanıyorsunuz. Neden bu tohum? Nasıl ekiliyor? Nasıl haset ediliyor? Pazarda bu nasıl satın alınır? Mutfakta nasıl pişer? Sofraya nasıl konur, nasıl yenir? Damakta bıraktığı lezzet nedir? Midede hepimizin alışkanlığı var çocukluğumuzdan beri. Bazı yiyecekler bizi rahatsız edebilir. Sağlıklı olması lazım. Biyolojisinin onunla örtüşmesi lazım. Dolayısıyla biz Kapadokya'da, çok uzatmayacağım, ben toparlıyorum. Kapadokya'nın yeryüzü şekilleri, Kapadokya'nın yaşam tarzı, Kapadokya'nın mutfağını balon gibi destekleyici unsurlarla zenginleştirmeliyiz. İşte burada ATV'si de var, diğer unsurlar da var, at biniciliği de var. Bunlarla bu ürünü daha da cazip hale getirmeliyiz. Ve paylaşım ekonomisi. Artık dünya paylaşım ekonomisine gidiyor. İnsanlar bugün birçok sanal şirket dünyanın en büyük şirketleri. Airbnb'ler biraz önce bahsetti. Bu tip yaşam tarzları bozulmadan tek düzelikten uzaklaşmış o yöreye has eşsiz doğanın, eşsiz yaşam tarzının, eşsiz mutfağın yaşatılması ve bunun öğretilmesi önem kazanıyor. Son sorumuz da şuydu herhalde. Sağlık iletişimi konusunda değinmiştiniz, sormuştunuz. Burada sağlık turizm kapsamında mı? Hayır, son dönemde pandemiyle birlikte gelişen yeni bir durum söz. Evet, evet. Tabii burada şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Bugün turistin özellikle iletişim kurulması, bu özellikle Covid süreci bize şunu gösterdi, bize şunu yaşattı. Daha seyreltilmiş, uzaktan mesafeli, işte uzaktan öğretim sistemlerini buna göre yapıyoruz. Tanıtım faaliyetlerimizi buna göre yapıyoruz. Artık internet üzerinden satın alma faaliyetleri, temas yerine uzaktan iletişimin oluştuğu platformlar var. Dolayısıyla turizme bunları entegre edip bu dijital platformlarla, pazarla iyi iletişim kurarak Kapadokya bölgesini ön plana çıkarabiliriz. Burası elimizde önemlidir. Eğer Türkiye'nin 1980'li yıllarda turizme girdiği ana çekirdek ürün 3S. Ama 3S rekabeti oldukça düşük bir ürün. Her yerde, Akdeniz Havzası'nda her yerde var. Ama Kapadokya başka bir yerde yok. İstanbul başka bir yerde yok. Dolayısıyla bu eşsiz çekiciliklerimizi yeni pazarlama araçlarıyla, yeni pazarlama iletişim araçlarıyla dinamik bir yapı içerisinde tutarak pazarla sağlıklı iletişim kurarak yönetmek durumundayız. Bundan uzaklaştığımız sürece de bunu çok iyi yapanlar pazarda bizim önümüze geçiyor. Son 5 dakikanız onu toparlıyorum Sayın Başkan. Fakat şöyle bir şeyle, bir makalenizde diyorsunuz ki turist hakkında bilgi sahibi değiliz. Yani pazarlayacağımız ürünü, pazarlayacağımız kişi hakkında fazla bilgi sahibine ulaşmıyoruz diyorsunuz. Bakılan ürünlerle yani hizmetlerle ilgili içeriklerin paylaşımında da bu nedenle yanlışlar yapıyoruz diyorsunuz. Bununla neyi kastediyorsunuz? Tabii şimdi bugün günümüzde geleneksel pazarlamada şu var. Ben üretirim. Pazarda mutlaka bunun bir alıcısı vardır. Anlayışı vardır. Geleneksel pazarlamada.
modern iş yapma tekniğinde veya pazarlama, aslında biz ona pazarlama diyoruz, geleneksel olan, geleneksel iş yapma şey. Modern pazarlama, üretim yapmadan önce pazarı tanımak, tüketicinin ihtiyaç ve isteklerini idrak etmek, o ihtiyaç ve istekleri rakiplerden daha iyi bir şekilde karşılama aslında bizim amacımız olmalı. Şimdi tabii Türkiye'nin 1980'li yılların ilk ve ikinci yarısında turizme yoğun bir şekilde girdiği dönemi düşünecek olursak, kitle turizmiyle, mass turizmiyle biz bu sahaya girdik. İspanya'dan yorulmuş, bıkmış, Akdeniz Havzası'nda diğer destinasyonlardan yorulmuş turistler bizim ülkemize yöneldi. Ama artık hızlı bilgi akışının olduğu dönemde sizden daha iyi bir ürünü sunduğunu, sizden daha iyi önce bir pazara ileten bir üretici varsa sizi diskalifiye edebilir. Dolayısıyla burada turisti tanımıyoruz derken, değerli başkanım, iyi bir pazar araştırması yapmak, iyi bir pazarlama bilgi sistemi kurmak, iyi bir pazarlama istihbarat sistemi kurmak. Eskiden şu oldu, bence turizm fuarları falan artık bu gidişle ortadan belki kalkacak demeyeyim de belki turizm aracıları için önemli olacak. Tabii turizm fuarlarına daha ziyade kimler düzenleyecek falan filan. Artık sanal turizm pazarları, sanal ortamlarda turizm, turisti tanımak, turistin tavsiyelerini idrak edebilmek. Bugün TripAdvisor hem üreticiler için, ya bu turist ne istiyor, hangi ihtiyacı karşılanmamış, ben hangi tatmin edilmemiş ihtiyacını gidereyim diye buralarda bunu görebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Aynı şekilde hızlı bir şekilde araştırma yapıp bilgi toplayabiliyoruz. Dolayısıyla Sayın Başkanım, burada pazarın hızlı değişen ihtiyaç ve isteklerini de hızlı bir şekilde tanımamız lazım. Bu manada dijital platformlar bizim için son derece önemli. Dijital platformlara da sanki bıçak sırtı gibi. Bıçak sırtı. İyi kullanamazsak, iyi ulaşamazsak. Bak, dijital platformlarda ben öğrencilere bunu anlatırken şöyle bahsederim. Batı Karadeniz'in, kısmi Karadeniz'in var. Okyanustaki hamsi balığı olursanız kimse sizi bulamaz. Ama okyanusta fark edilebilir bir hamsi balığı olmalısınız. Fark edilebilir. İşte ne yapacaksınız? Bu kulda arandığınızda ona yatırım yapacaksınız. Tak, siz öne geleceksiniz. Kapadokya'da yazıldığında veya Türkiye'de kültür turizmi dediğinizde siz ortaya geleceksiniz. Çünkü dijital platformdan bir okyanus. Ve biz de orada aslında küçücük bir balığımız. Fark edilebilmemiz lazım. Onun fark edilebilmesi için de değerli başkanım, yatırım yapmamız lazım. Nasıl kullanacağımızı bilmemiz lazım. Bununla ilgili bu işin danışmanlığı yapan firmalarla iyi iletişim kurmamız lazım. Reklamın yapısı değişiyor artık. Televizyon reklamcılığı, hatta belki birkaç yıla kadar televizyon ölecek, televizyon sistemi ölecek. İnsanlar bireysel olarak birçok altyapılar oluşuyor. Oralardan izleyecekler. Dolayısıyla yapacağımız tüm faaliyetler bireysel odaklı, bireysel pazarlama faaliyetlerine yönelmek zorunda.